Abla, nasıl oldu bu böyle? Dön bakayım. Benim böyle bir elbisem mi varmış sahiden? Vallahi senin dolabında buldum abla. Siz şimdi yarın akşam tam olarak nereye gidiyorsunuz? Şey, Derya'ların evine gidiyoruz abla. Cem, Derya'nın babasının önünde görücüye çıkarken biz de Memoli ile nişanlı taklidi yapıp onlara böyle güzel bir örnek olacakmışız. Nişanlı taklidi mi yapacaksınız? Hı? Onun yerine aşık taklidi yapsanız daha inandırıcı olmaz mı? Aşık taklidi mi? O zaman taklit yapmanıza bile gerek kalmaz diye düşünüyorum. Ne? Dön bakayım şöyle bir. Kıpırdama. Olmaz, bunun boyu çok uzun. Evde bir akşam yemeği için de çok fazla zaten bu. O zaman ne giyeceğim ben yarın akşam? Başka bir şey bakayım ben sana dolaptan. Yok abla, ben hepsini denedim ya. En olur gibi duranı buydu yani. En olur gibi duranı buysa gerçekten de durum biraz ümitsiz demektir. Ya abla ya, bu şehirli olma işi ne zor işmiş ya. Şehirli olma işi mi? Ya tabii ya, baloya giderken ayrı bir kıyafet düşün. Yemeğe ayrı kıyafet. Polislerin yerinden eve gelirken polis üniforması giyiyorsun. He, ben artık çok yoruldum vallahi bu şehirli olma işinden. Memoli'ye kendini aşık etmek o kadar kolay değil tabii, değil mi? Ha? Siz ilk polis balosunda dans ederken anlamıştım ben zaten çok büyük bir aşkın başladığını. Baloda biz Yanılıyor dans muyum? ederken mi? Evet. Hep beraber böyle komşularla ne güzel bir tuvalet dikmiştik sana hatırlıyor musun? Bu konuşma çok kötü bir yere gidiyor abla. Ben en iyisi sana bir çay koyayım. Gel buraya bakalım otur şuraya. Evet. Kapat gözünü. Kapat gözünü sana bir şey göstereceğim. Gözlerim kapalıyken ben nasıl göreceğim bana ne göstereceğini abla? Sen de bazen bir tuhaf oluyorsun ha. Sen kapat yine de. O zaman anlayacaksın ne demek istediğimi. Tamam. Kapat dedik. Kapadım, kapadım. Evet. Ne görüyorsun? Hiçbir şey. Hiçbir şey mi? Emin misin? Her yer karanlık işte abla, hiçbir şey görmüyorum. Hiçbir şey de duymuyor musun? Yok. Bu da olmadı. Zeynep, çantamı gördün mü canım? Hah, hay Allah buradaymış. Sen daha hazırlanmadın mı? Nereye gidiyoruz ki abla? Yarın akşam için üzerine bir şeyler almaya gidiyoruz. Böyle eski demode şeylerle gidemezsin herhalde. Yok abla, ben çıkamam dışarı. Çıkamaz mısın? Çıkamam. Niyeymiş o? Ya Memoli'ye söz verdim çünkü. Hay Allah, ben de bir an için hastasın filan zannettim. Hadi çıkar şunları bir an önce de mağazalar kapanmadan gidelim. Yok abla, vallahi söz verdim ben Memoli'ye. Ya bu defa uslu duracağım. Evden dışarı hiç çıkmayacağım. Ve böylece de başıma hiçbir iş açmayacağım diye söz verdim. Eyse bir kez olsun Memoli'ye olan sözümü tutmak istiyorum. Hem bu defa Cem'in mürüvveti de söz konusu, biliyor musun abla? Cem'in mürüvveti mi? Tabii ya. Şimdi biz seninle sokaklara çıkıp başımıza bir işler açarsak eğer, büyük ihtimalle Memoli beni böyle deterjan kutusuna koyar, postayla gönderir köyüme. Ben köyüme dönünce de yarın akşamki yemeğe gidemem. Yarın akşamki yemeğe gidemeyince de Derya'nın babası Derya'yı Cem'e vermez. Tamam, kabul. Yalnız yarın akşam o yemeğe böyle de mode bir kıyafetle gidersen Cem'le Derya'nın mürüvvetlerini görsek bile Zeynep'le Memoli'nin mürüvvetlerini görmemiz biraz zorlaşır gibi geliyor bana. Nasıl yani? Memoli seni bu şekilde beğenmez diyorum. Aa, Esra'dan mı diyorsun abla? Esra'tan diyorum tabii. Abla bunu biraz bozsak, biraz kenarıyla ucuyla falan oynasak olmaz mı? Kenarıyla ucuyla nasıl oynayacağız bakalım? Ya şimdi geçen sefer balada giydiğim elbiseyi de... Zeynep saçmalama.
Geçen defa baloda komşular sana özel kumaş hediye ettiler. Ondan yaptık. Ha, doğru. İçlerine doğdu galiba. Onlar mı geldi? Hiç şüphen olmasın. Selam. Sizi tebrik ederim hanımlar. Tam zamanında geldiniz. Aa, tam zamanında mı geldik? Kim geldi abla? Gel bak kimler geldi. De. Zeynep kızımız da buradayım. Merhaba. Gizli ablayla çetesi gelmiş. Nasıl? Gizli ablalar gelmiş. Ne güzel diyorum yani. Biz de geçiyorduk. Bir uğrayalım dedik. Tabii sizi çok iyi anlıyorum. Sen hala gitmedin mi Zeynep kızım? Yok, yarından sonra inşallah. İnşallah, inşallah. Artık ben de yerimi buyurun, alayım diyorum. Buyurun. Yerimiz bol, geç içeri. Ben kısır yapmıştım da size getirdim Belgin Hanım. Elinize sağlık, çok teşekkür ederim. Bunlar da marullar. Belki sizde kalmamıştır diye getireyim dedim. Kısır marulsuz yenmez biliyor musunuz? Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Ay ben elim boş geldim, kusura bakmayın. Aman rica ederim efendim, buyurun, buyurun. Sen bize bir oynarsın. Merhaba Belgin teyze. Ne işin var senin burada evladım, bu çetenin içinde? Çetenin içinde mi? Eğer aşk mektubu yazalım diye geldinse şimdi olmaz bak. Onlarla çok işim var benim bugün, çok işim var. Yok Belgin teyze, bizim arka bahçede biraz önce hediye daldım da... ...hazırladığım bir marulsuzu da getireyim dedim. Nasıl evet, daldın? Evet, işte burada... Dur yeter yeter. Yalnız Belgin teyze sakın yıkamadan yeme, cırcır olursun sonra. Ha bir de yerlere basma, yine karnın ağrır. Gerçi onun bu konuda bir ilgisi yok ama. Tamam. Ne haber bu? Ne olsun be Zeynep abla, sevil seviliyoruz işte. Ne? Başka gelen var mı? Yokmuş. Yok. Sağ ol Allah'ım. Yine tam zamanında yetiştin yardımımıza. Kimle konuşuyorsun abla? Allah sana güzel bir elbise gönderdiği için ona şükrediyorum. Ne güzel bir elbise mi? Nerede abla? Bir saat sonra üstünde olacak. Ne? Gel benimle Zeynep, gel. Evet hanımlar. Bir başka zafere daha hazır mı? Bir başka zafere mi? Evet. Bence eteğin boyunu biraz daha kısaltalım Belgin Hanımcığım. Ha ne dersiniz? Bu sene kısa etek moda biliyor musunuz? Evet. Nasıl isterseniz. Yok olmaz. olmaz mı? Olmaz öyle dizinin üstünde biten etek. Olmaz öyle. Ne öyle çıplak çıplak şort giyer gibi? Moda öyleymiş Zeynep. Moda öyleymiş. Mesela benim bu seneki bütün eteklerim diz üstü oluyor. İnsanın dizi ayak bileğinin 5-10 santim yukarısında olunca öyle oluyor ister istemez. Asıl sen kendi bacaklarına bak şekerim. Ne onlar öyle soyulmuş tombul sosis gibi? Senin gözlerin bozuksa ben ne yapayım hayatım? Hem ben lisedeyken okulun voleybol takımındaydım. Hiçbir maç kazanamıyordunuz ama, Allah bilir. Hanımlar birbirinizi yemekten vazgeçin. İşimize konsantre olalım. Belkin Hanım çok doğru söylüyor. Bir sürü işimiz var. Hadi. Nasıl abla, güzel oldu mu? Hem de çok güzel oldu. Memo'nun aklı başından gidecek yine. Merak etme abla. Onun başında uçacak akıl kalmadı zaten. Ne? Ayıp. Deli kız. Anne! Bana evin anahtarını versene. Niye evladım? Karnın mı acıktı yine? Anne yok. Ağır bir karın ağrısı, krizi geçiyorum şu anda. Bir an önce bizim evin tuvaletine ışınlamam lazım kendim, tamam mı? Bizim burada tuvalete gir. Niye evine gidiyorsun Berk? Yok Berk'in teyze. Ben en iyisi bizim tuvalete gideyim. İşim biraz uzun biliyor musun? İşim biraz uzun mu? İnsan sabahtan beri 3-4 tane aç yedik yiyince karnı biraz ağrır tabii. 3-4 tane aç mı? Hadi kırın gireyim çabuk, belki anahtarı buraya patlayacağım şimdi. Aman buraya patlama sakın. Ay koktu ya. Üf. Hem banyoda yalın ayak basma, terliksiz basma, karnın ağrır. E mi yavrum? Emin ol anne, bir insanın karnı ancak bu kadar ağrıyabilir. Açılır, acil hasta geliyor. Polis akademisi sınavını kazandı ya. Çok heyecanlı günler geçiriyor çocukcağız. Bir de aşık oldu tabii. Ne? Aşık oldu? Yok canım. Nereden çıkarıyorsun? Şey demek istiyor yani. Erik yedi ya. Yani ağaçta baharlar. Onu demek istiyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.